Bak şöyle bir misal vereyim. Neyi düşünüyorsan, bak düşünüyorsan, bunu söylerken çocuğu ve deliği düşünün. Çocuk, deli, hayvan. Neyi düşünüyorsan, hissin de o cinstendir, his. Hissin ne, hangi cinstense, duygun da o cinstendir. Duygun hangi cinstense, bak silsile, hani böyle bir resim, şey, videoda görmüştüm, şöyle birbirine yastı bir tahta parçalar var. Bir tanesini devirince hepsini tak 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 deviriyor. Oradan oraya öyle, öyle deviriyor. Yani bak neyi düşünüyorsanız o cinsten his olur. Hangi cinsten his oluyorsa o cinsten duygu olur. Hangi cinsten duygu olursa o cinsten hormonlar aktif olur. Üremedir, savunmadır, doymaktır, yemektir. Mesela şimdi konuşalım, hayal edeyim, yemek. Hemen acıkırsın. Şimdi sana söyleyeyim. Şimdi Ustad Kastamonu'da geçiyor değil mi? Buharat-ı Muzahrefe. Havada, şunda, atmosferde kapalı olunca ne, insanlar sinirleri gergin oluyor. Şimdi insanların kafasından çıkan düşünceler Ramazan'da ve Ramazan dışında atmosfere salıyor düşünceler. Ve o düşüncelerden atmosfer etkileniyor ki Ustad haber bültenini havaya bakarak şey yaparmış. Emirdan da söylüyor. Alem İslam oradan seyredermiş. Mesela o kadar acayip ki insandaki sistem, yani kendini tanımak o kadar zor ki. Mesela şaka nedir şaka? Dedim ya, bir daha söyleyeyim, belleyin. Söylemek istediğini söylemek isteyip de söyleyemediğini söylendiği bir yöntemdir. Söylemek istiyorsun, diyemiyorsun. Bir yöntem buldun, ya şaka yoluyla, şaka şaka. Hayır, şaka denilen şey söylemek isteyip de söylenilemeyenin söylenildiği biçimdir. Şaka. Rushdie abi de şöyle derdi şeyi. Hayal. Olmak istenip de olunamadığının olunduğu yerdir hayal. Yani bir şey olmak istiyorum, olamadım ama hayalen oluyorum. Olmak isteyip de olunamadığının olunduğu yerdir. İşte şaka, ben de külliyatta şey, bu benim şeyim. Söylemek isteyip de söylenilemeyenin söyleme biçimi ve zeminidir. Başka ne? Ya şaka yoluyla. Mesela şaka yoluyla kim sana ne söylüyorsa söylemek istiyordu, diyemiyordu. Bu yolla sana aktardı. Tamam. Bütün şakalar öyle mi? Bütün şakalar böyledir. Mesela onun için Allah Resulü, ben de latife yaparım diyor. Türkçesi şaka. Ama latife latif olmalı. Bak görüyor musun? Hadis. Şimdi mesela kemiği niye ağrıyor? Veya biraz önce anlattım. Bir insan uçağa gidecek, binecek. Ya çok erken gider, 2-3 saat önce. Ya da dakika dakika gider. Bir defa değil de hayatında ortalama böylesi. Sebebi şudur. İnsanların düşünceleri ya sonuca odaklanmıştır ya da daha sebebin daha arkasındadır. Yani da çok ileri düşünür veya çok geri düşünür olaydan. İkisi de ifrat tefrittir. Mesela dakika dakika olması sonuca odaklanan bir insan. Uçağa dakika dakika. Sonuca. Mesela diyelim, biraz senin yaptığın misal vereyim. Şimdi kardeş yemeği uyandıracak. Yani kızmıyorsun değil mi? Ha, kızmıyor. Mesela bu yemeği uyandıracak. Örnek için, hoşuma gittiği için. Ben onu malzeme yapıyorum. Şimdi bu adam nasıl uyandıracak? Gideceksin, iki kat çıkacaksın. Kapıya çıkacaksın, dürteceksin, uyandıracaksın. Birinci yol bu. İkinci yol, iki kata merdiven koyup hemen şey yapacaksın veya bağırıp çağıracaksın. Veya oturduğun yerde. Şimdi pat diye yanımızdan kalkıp hemen merdiven koyup şey yapmak. Sonuç nedir? Çocuğu kaldırmak. Yöntemi nedir? Ya pıtır pıtır iki kat çıkmak veya merdiven koymak veya aşağıdan bağırmak. Hepsi de yöntem, hepsi de doğrudur. Ama adetullah da yanlış bir şey. Şimdi düşüncen, şimdi sana bir şeyini anlatacağım, biyolojik yapını. Düşüncen sonuca odaklanıyorsa
O sonucun sonuca gitme yöntemi, sebebini, şartlarını düşünmüyorsun, düşünemiyorsun. Sonuç. Bu sefer ne oluyor? Zararını söyleyeyim. Mesela bir böyle düşünüyorsun, yoğun bir düşünce, her bir düşünce enerjidir. Böyle düşündün, buraya yığıldı. Her düşünce enerjidir. Her bir elma yediğin zaman, her bir su, her bir ekmek içeride enerjidir. Her düşünce içeride, kafanın içerisinde aktif olan bir enerji paketidir. Odunu yakmak gibi. Odunu yaktın, enerji çıktı. Yani her düşünce enerjidir. Bir böyle düşündün, bir böyle düşündün, bir yukarıya düşündün, bir alta düşündün, bir sağ, bir sol, bir ön, bir arka düşün. Bir öyle, bir böyle, bir böyle. Hala çözüm yok. Çözüm olsa yol bulup kali olacak enerji. Çözümsüzlüğe sararsa o düşünceler korkunç bir enerji olur. Bu enerjinin en basit zararı kan oranını değiştirecektir. Kan akışını, kandaki değerleri. Mesela doktorlar bilir. Şimdi yarım saat önceki kan değeriyle tahlil edin. Yarım saat sonraki kan değerini kabul etmez doktor. Mesela ya doktor bey ben öteki hastanede devlet hastanesi, özel hastanede tahlil ettim bir saat önce. Bu hastalığım var. De ki o bir saat önceydi. Burada yap. Onun için an ve an kan değerlerinin değişmesinin sebebi düşüncelerdir. Çocukların, delilerin, hayvanların kan değerlerinin değişmemesinin sebebi düşünce sığlığıdır. Yani az düşüncedir. Yoğunluğu değil. Dolayısıyla bir insan, şimdi kalp şeyini anlatacağım, ağrısı. Düşünce yoğunluğu olursa bu insan bir, kan değerleri değiştiği için uyuyamaz. İki, kendisini iyi hissedemez. Kan değerleri çok farklılaştığı için kalbi ağrır. Çok hızlı kan akmaya başlar. Kan değerlerini, kalbi normalde fazla atmaya başlar. Kalp ağrır. Bazen de kalp ağrısı gibi gözükürken kalbin orada sinirseldir. Kalbin üstünde bulunduğu yerde sinir şeyler var, tabakalar var, sinir. O gerilip bırakırsa pat pat bırakıyor, geliyor. O şeytan diyor ki ha, kalp krizi geçiriyorsun. Kalp ağrısının sebebi şeyde anne babadan genetik değilse normalde, ki değildir. Sizin yaştaki insanların olması yoğun düşünceden kaynaklanıyor. Nadir abinin kalbi ağrımaz. Değil mi? Yani mesela bir insan Alzheimer olmuşsa 10 seneden önce ölmüyorlar. Niye? Kan değerleri stabil dedikleri vasatta akar. Hiçbir şey olmaz onlara. Ne zaman Alzheimer'lar ölür? Nefes alıp vermeyi beyin unutursa beyin, nefes alıp vermeyi beyin yapar. Onu unutursa nefes alıp vermez, o zaman ölüyor. Normal beden aktiviteleri, yani beden sistemi pek çökmez. Çünkü düşünce insanı çökertir. Bu abi mesela dediğiniz şey abi, dün akşam ben de öyle yatamadım böyle mesela. Düşüncelerden dolayı herhalde. Evet. Bayağı yoğun düşündü herhalde. Ondan. Mesela Hazreti Ali işte onu söyleyecektim. Hazreti Ali demiş ki radıyallahu anh, gündelik hayatta bir sürü hadiselerle çalkalandın. Öyle gidersen ahirete onda da sıkıntı olur. Hem de yatamazsın. Yatmadan önce diyor o zincir halkasını koparın. Ulvi bir şey okuyun veya tefekkür edin, yatın. Tamam. Mesela beni mesela geriyor. Bir şey düşünce araba arıza yaptı, bilmem ne oldu. Dershanede şu oldu. Şu oldu. Mesela yatamıyorsun ya. Hemen kalkıyorsun, o masamdaki defterim açık. Kitabım açık mesela, şu anda şu aralar 101'i okuyorum, tamam mı? Mesela ne diyor? Nazm-ı Mani yapıyorum bak şimdi. Madem nefir ve inkar edenler nefsül emre bakmazlar belki, kendi nefislerine ve akıllarına gözden bakıp hükmediyorlar vesaire. Nefis yapar, inkarı akıl yapar. Bunları buluyorum bak şimdi. Bak, nefyetmek akıl işi değil, nefis yapıyor. İnkarı ise nefis yapmaz, akıl yapar. Ondan sonra ispat birdir, bir. Vahittir, iki. Tesanüttür, üç. Bir şey anlatacağım.
İnkar ise ne? Bir değildir. Birin tersi. Vahidin zıttı neymiş? Mutaaddit. Peki tesanüdün zıttı nedir? Yanımda ve nazarımda ve itikadımda yoktur gibi kayıtlar herkese göre taaddüt eder. Şimdi ben bunu tefekkür ediyorum, tamam mı? Akıl çalışıyorum. Şimdi beni de kaptığı zaman araba der, işte dershanede şu oldu, şunu yapacağım. Merkez dershanesi yapacağız ya. Arsa arıyoruz ya, bina arıyoruz ya. Ulan ya bir bulamadık ya birkaç seneden beri bir yer. Onu düşünüyorum. Baktım sağa sola yatağı öyle çeviriyor, böyle çeviriyor. Ama dershane yani kutsi. Kutsi olduğu halde gene uyutmuyordu. Hemen buna odaklandım. Ulan nefi ile inkar farkı nedir? Ama aynı İkisi de aynı. Ha, onu ya insanda bulacaksın ya kainatta. Ustad onu eylemde gösteriyor. Nefi nefis yapar, inkar akıl yapar diyor. Akılla nefis arasındaki fark kadar nefi ve inkar var. Ama lugatta ikisi aynı. Yani bunu niye söyledim? Yatarken böyle ulvi şeyleri düşündüğün zaman hemen uykun geliyor. Bir örnek de vereyim buna, uykun geliyor. Adam uyuyamayan adam. Çek senetesi. Derse gelip niye uyuyor? Derse niye uyuyor bu adamlar? Ruhu rahatlıyor. Aldığı enerjinden dolayı rahatlıyor. Ruhu rahatlıyor. Kur'an okunsun. Uykusu olmayan adama söylüyorum. Kur'an oku bakayım, gece kalkma abdest al. Ama yorganın üzerinde dursun. Uykun gelir mi hafız? Durmasına gerek yok. Ya bakıyor musun? Veya Risale oku. Bak uykun geliyor mu gelmiyor mu? Şeytan diyor ki ulo şu adam hakikaten okuyor, şey Kur'an okuyacak, Risale okuyacak. Hemen uyku modunun düğmesine basıyor. Bak nasıl oluyor. De ki şeytana bak uykum getirmez ama bak ama ciddi olacaksın. Kaç defa yaptın mı? Bu adam hakikaten ciddi. Bizimle dalga geçmiyor. Yani bak kalkıp Kur'an okuyacağım. Gene uyutmadım. Kalk oku. Birkaç defa yapınca başka günler der ki o kalkacağım Kur'an okuyacağım diyorsa yapar bu. O zaman tehdit ettiğin zaman yatıyor. Hatta şey öğretmişti bana, ondan sonra gideyim ben. Bizim reisi kura var ya, hafız. De ötelerin de bir de uzmanı. Ya dedim hafız, diyorlar ki dedim bak şimdi. Ya rahatsız ediyorlarmış cinler falan bu insanı. Yani ne yapacak, ne yapsın dedim. İşte İzbul Kur'an okusun, Asay Musa okusun, derse gitsin, tefekkür etsin. Gene olmuyor, gece şey yapıyor. Dedi ki, benim ismimi versin dedi, bağırsın. Bak seni hafız dedeye şikayet edeceğim ha. Dedim ki hafız onlar bilir dedi. Peki senin bu dünyada, bizim bu dünyada bir tehdit gibi gözükürken basit, orada aynen öyledir. Onlar ahmak oldukları için, öyle senin gibi zekatlar olmadığı için öyle demen cin korkuyor, kaçıyor. Falancaya seni şikayet edeceğim. Bak ona telefon ediyorum ha. Veya bak onun sohbetini, bak onun Kur'an okuyuşunu dinliyorum, dinleyeceğim ha. Ödü patlar ismini zikredince. Çünkü ismini zikretmeyi Allah da yapıyor. Mesela affetmek isteyeceği kulunu diyor hadiste, haşir meydanında sebep arar ya Cenab-ı Hak. Der ki ey kulum, şu var, bunun var mı? Ya benim sevdiğim bir alimin ismini söyle ya. Senin sevdiğin, benim de sevdiğim bir alimin ismini söyle, onun hürmetini affedeyim seni. Abi hani dediniz ya korkarlar falan, onun ismini söyle. Ha. Bizim bu hani Abdülsamit Derber var ya, mistik abi. He. Stiraç etmişti ya. He. Onun babası abi bir ara bahçedeymiş abi. Böyle gece sulamaları falan oluyor. Herhalde o anda o adama işte cinler sağlamış mı artık, ne olmuş o hadise. Pamuk sularken. Pamuk değil de bahçe sularken. He. O sırada şey olmuş işte, hani görmüş yani bir şeyler oluyor üzerine, doğru mu artık. He. O da demiş ahirette sizden hesap soracağım demiş. Ondan sonra bir anda böyle şey almışlar abi. Vay. Bırakmışlar abi. Yani aynen öyle abi. He. Naklederim abi. Sizi Allah'a şikayet ederim. Sizi falancaya bak şimdi, ona telefon ederim falan şahıs. Veya onun bak şimdi Kur'an'ını bir şeysini dinleyeceğim falan. Hı. Aynen öyle bırakış yaparlar. Öyle diye. Ağrıması da oradan mı abi? Kalp ağrıması oradan. Kemikler ağrıması da onun. Yani. Eğer biyolojik bir hastalık yoksa ille buna vermemek.
Mesela diyelim ki doktora gittin. Doktor dedi ki, doktor bulamadı diyorsun bak. Doktor tahlil etti biliyor musun? Bulamadı. Tamamen bunlarla. Bizim arkadaş abi, çözemediği şeyi doktor ne diyor? Psikolojik diyor. Çocuğun kolu burası ağrıyor abi. Gece yatağa girince abi böyle burası ağrımaya başlıyor. Gece. Yani doktora kaç defa gitti hiçbir şey yok demişler abi. En son geldi biz şey yaptık abi böyle. Biraz suya okuduk abi. Verdik bilmiyorum daha tedavisi. Zeytinyağına okuyacaksın. Zeytinyağı veya sirke okuyacaksın. Onu da böyle masaj yapacaksın. Biter. Ha, ama öyle lakayt kalmak da yok doktorluk. Çünkü hekimi hazık. Bu Allah'ın adetidir. Doktora gideceksin. Adam gibi yapacaksın. Tahlilin kemimliği ağrıyor. Tahlilini yapacaksın öyle. Öyle olmaz öyle. Cahilane de iş yok. Okuma bu başka bir okuma. Mesela ne güzel diyor. Kur'an'da yaş kuru her şey var demiş adam. Kime dedi ya? Bir alime. Peki demiş. 50 kiloluk bir un çuvalına kaç tane ekmek çıkacak? Kur'an'da bana göster demiş. Yarın gel göstereyim demiş. İmam Azam'dan da söyleyeceğim. Yarın gelmiş şu kadar ekmek olur demiş. Nerede yazıyor demiş. Şu ayet okumuş. Demiş ki bilmiyorsanız bir bilene sorunuz. Kur'an her şeyin çekirdeğini veriyor. Ağacın detayını değil çekirdeğini. Bilmiyorsanız hakikaten 50 kilo un çuvalına kaç tane ekmek çıktığını bilmiyor. Ne yapmam lazım bu ayete göre? Bana yol veriyor. Diyor ki, bilmiyor musun? Bilmiyorum. Ehline sor. Gittim şu fırıncıya sordum. Şu kadar çıkar. Ben de ona söyledim. Bak gene Kur'an'ın dediğini yaptı. Anladın mı? Kur'an'ı bilmiyorsanız. İmam Azam'a sormuşlar aynı soruyu. Demiş ki, Kur'an'ın yaş kuru var. Peki benim devem demiş. Kayboldu. Nerededir demiş o zaman. Ondan sonra İmam Azam böyle dalmış. Ondan sonra falan ayetinin falan harfindeki sıfatla falan vadide otluyor dedi. Allah Allah. Harfin sıfatıyla. Gitmiş bulmuş. Adam gayrimüslimmiş. İman etmiş. Ha ehli misin? Ehli. Kur'an'da aynı gösterirsin. Çünkü Kur'an kainatın haritasıdır. İyi ne kadar kaldı öyle? 8 dakika mı? Neyse ben de bir şey yapayım. Nereden sıkıldım, nereden sinirleniyorum onu da bilmiyorum. Ondan sonra tamam bu geçti. İşte o kahvaltı oldu, kahvaltıdan biraz konuştuğunu öyle de aldım. Ben, yani, biz konuşunca mı geçiyor? Evet, biraz konuşunca başkanlarla sohbet edince geçiyor. Gitti yani, geçti. Ondan sonra bir saat sonra annem aradı benim. Hı. Aynı o halet annemde varmış. Annem bana işte içini döktü, döktü, ne dediyse dedi. Yani işte anladım ki sabahtan beri annem öyleymiş. Evet. Bu ehli dünya telepati diyor. Mesela çocuğu olan bir kadın tarlada veya fabrikada çalışırken evde ağlarsa çocuğu göğsünden hisseder. Bu o kadar bazen ileri gider ki böyle bazılarında hissi kalbel vuku olur. Yani kalben onun geleceğini hisseder. Gelmeden önce doğuda denmiş. Falanca kurdanınca sopayı hazırla. Yani bazen gariptir. Hiç onunla alakasız. Ondan bahsedersin. Demek geliyor ve seni konuşuyor. Annenin o sıkıntısı sana sirayet eder kardeşim. Uzaktan uzağa. Mesela sihir ve büyü de bu yöntemi kullanılır ama. Mesela diyelim ki dua edeceksin. O insanı bir kere hayal et. İki, tahayyül. Sonra tasavvur et. Sonra onu aklet. Yani bu 7 tane mertebe var. Tahayyül, tasavvur, taakul. Sonra ona dua edince ekseriyete mutlakasıyla kabul olur. En azından hayal et veya düşün onu. Onu kurgu. Ya Rabbi anneme merhamet et. Anneme için şey ver. Öyle değil de bir hayal et anneni. Böyle hayalini gör. Öyle bir mazlum bir böyle halet şeyler var. Sıkıntılarını başına gelenleri işte memleketten, babamdan, şundan, bundan, tarladan sıkıntısı var. Biraz düşünceye yoğunlaş. Simasıyla beraber tahayyül tasavvur oldu. Dua et o zaman. Makbul olur. Şimdi mesela senin diyelim ki evi düşünüyorsun, onu düşünüyorsun, Özbekistan düşünüyorsun, anne şunu bunu düşünüyorsun. O yok olmuyor, orada buluyor, duruyor.
tahliye olmamış o. Bir yol bulup de şeyden dışarı çıkmıyor mesela beton yaparken harç. Ortayı bir kürekle açarlar, içine su doldururlar. Sonra harcı böyle şey yapar ama bazen bir cahil o ta ortayı şey yapmadan bir yol bulur, su patlar, çimentoyu da götürür. Darmadağın eder. İşte düşünceleri tahliye etmek için sohbet ediyorsun, rahatlıyorsun ya. Allah Resulü bir içinde oluşan, o da insan olduğu için bize örnektir. İyi ki olmuş ki bize örnek oluyor. Bir böyle yoğun düşüncesinden farklı düşünceler bunlar. Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh'la sohbet edermiş. Rahatlarmış. Tahliye o. Yani Ebu Bekir Sıdık kafadaki yoğun enerjinin dışarıya çıkıp tahliye olmasının yöntemidir, yoludur. Başka bir sıkıntı çeşidi var. Herkes her şeyde çare değil. Her doktor her hastalığa çare değil. Adam beyin cama böbrekçi değil. Adam kulak cama gözcü değil. Hatice validemizle sohbet edermiş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam eşiyle. Yani bir cins varmış, sıkıntısı onunla sohbette gidermiş. Başka bir sıkıntı çeşidi varmış. Bilal abi şey ezan okutturmuş. Kendi mescidinde. Kalk demiş, bir ezan oku, rahatlat bizi demiş. Bazen daha bir Ebu Said Hudri galiba, bir Kur'an oku, bizi rahatlat demiş. Estağfurullah ya Resulallah, Kur'an size geldi deyince, Kur'an başkasından ben de dinlemeyi severim demiş. Sonra başka bir sıkıntısı varsa namaz kılarmış. Ben böyle vakıfları çok gördüm. İkide bir namaz kılardı. Sonra başka bir sıkıntı çeşidi var. Şey yaparmış. Namaz Kur'an okurdu. Başka bir sıkıntı çeşidi var, tefekkür. Ben mesela tefekkürle bloke ediyorum. Yani en çok kullandığım yöntem tefekkür. Tefekkür olayın arkasına taşıyor. Yani beni dışarıda yağmur var, fırtına var, şey var, bedensel hayatım gitti geldi. Her tefekküre muvaffak olursam arkaya geçiyorum. Beden ve bedenin şartlarını bırakıyorum. Olan oluyor mesela. Hapishanede ben tefekkür etmeseydim, bu kadar dünyadaki insanların taziki, dost bildiklerinin satması, sufyaniyetin tahkümü, bilmem bir sürü şeyler. Kaldırabilir misin? Ne yaptım? Dersime yoğunlaştım. Ustad diyor ki bütün dertlerinizi Risale-i Nur okumayla gider diyor. Diyorsa diyor ben fiili şeyim. Ha sen şimdi kendi başına bırakırsan sıkılıyorsun ya. Sırf sana ait değil bu, hepimize ait. Sen sana ait zannetme. Neyle gideriyoruz? Kitap okuyoruz. Tefekkür ediyoruz. Ondan sonra senin annen seni aramasının sebebi kitap okumadığı için, tefekkür etmediği için, dostlar olmadığında teselli bulamıyor. Onun için insanı rahatlatan üç tane şeydir dermiş ulema. Sohbet-i ihvan, tilavet-i Kur'an, münacat-ı Rahman. Yani sohbet-i ihvan, Kur'an okumak, ibadet etmek, kitap okumak vesaire. Tamam? Münacat-ı Rahman, dua etmek yani vesaire. Dua edebilmek. İşte veya bu tür şeyleri muhatap olmak, o arkadaşlarla, o tür dersleri dinlemek. Kesinlikle bu tür insan, düşünce yoğunluğunda olan bir insan, internetlerle, televizyonlarla, şunla buna uzak olması lazım. Çünkü herkesin fıtratı biraz farklı. Yani onda da var, sende de olmasının sebebi uzaktan oluyor bu. Mesela adam 3 aylarda diyor, Kastamonu'da, Emirdan'da söylüyor, 66. sayfadaydı. Adamların 3 aylarda, Şaban, Recep, Ramazan'da, düşündüklerini havaya salıyor. Buhayrat-ı Aliye. 3 aylar gittikten sonra Buhayrat-ı Muzahrefe. Havaya gidiyor düşünceler. Onu teneffüs eden insanda da toplumun haleti sende sıra şey yapıyor. Sirayet ediyor sende. Mesela açık saçağa baktın, dindeki adı haram. Fizikteki karşılığı nedir? O kadının o anda çıplak haleti, rüyesini kopyala yapıştır, sana sirayet ediyor. O haramın fiziksel boyutu, baktığın kadının psikolojisi sana kopyalanıyor. Ya nasıl olur ya? Ya işaret edeceğiz de diyor. Şeytanın diyor haleti diyor, melekleri sirayet ettiği olmalı ki diyor. Melekler o kandaki köcekleri niye yarattın dedi diyor. Öyle demiyor mu? Şeytanın haleti
melekleri sirayet edecek de açık saçı kadının o haleti sen bakma ile sana sirayet etmeyecek.